Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Hüden linnâs ve beyinâtin minel hüdâ vel furkan. Femen şehide minkumuş şehre fel yasumhu. Ve men kâne meriden ev alâ seferin. Feiddetun min eyyâmin uhar. Yuridullâhu bikumul yusra. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede Rabbimiz oruca devam ile شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي o Ramazan ayı ki اَلَّذ۪ي sıla cümlesi kendisinden sonraki ismi mevsul olaraktan öyle bir aydır ki unzile fihil Kur'an, o ayda Kur'an inzal olmuş. Münzel olan Kur'an, o şehir Ramazan'da nüzul etmiş. O Kur'an, tavsifatı, vasıfları, özelliklerini bizzat Rabbimiz kendi tavsif ediyor. Hüden linnas. O Kur'an, o şehir Ramazan'da inmiş olan o Kur'an, insanlar için bir hidayet kaynağıdır. Ve bununla beraber, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ hüdadan ve furkandan birer beyinat, mübeyyenat, tebeyyünat, hakikatların açıkça ortaya çıkmış olduğu gerçekler olmuş olmaktadır. Şart cümlesi olaraktan Rabbimiz buyuruyor ki, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ sizden her kim o aya hazır olursa, o ayda hazır olursa, o aya ulaşır ise, şartın cezası, şart cümlesinin cevabı ise fe-i takibiye ile başlayan fel yasumhu, o ayda oruç tutsun. Ama her kuralın bir istisnası elbette ki olduğu gibi Rabbimiz sonunda da belirteceği üzere bir zorluk yüklemediği içindir ki bazı kural dışı şartlar olabilir. Ne gibi? وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ her kim de şart olaraktan hasta olursa veya seferi olursa şartın cezası yani cevabı. فَاِ تَعَكِبِيَّ اِلَى hemen Rabbimiz فَاِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ diğer günlerde ona mukabil bir önceki ayette de dün ifade ettiğimiz üzere o kılmamış olduğu, tutmamış olduğu, eda etmemiş olduğu zamanlara mukabil olaraktan onu iade etsin, onu yerine getirsin, onu kaza etmiş olsun. Yuridu bikumun yusra. Allah sizin için yüsrü, sizin için kolaylığı irade eder. Kolaylığı sizin için ister. Ama vela yuridu bikumul usr. Asla ve asla Allah sizin için usru, sizin için zorluğu istemez, dilemez, irade etmez. وَلِتُكْمُلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ o sayılı gülü olmuş olan günlerde ikmal ediniz, tamamlayınız. O sayıyı tamama erdiriniz, ikmal ediniz. Ve Rabbinizin sizi hidayete erdirmiş olmasına mukabil olaraktan Allah'ı yüceltiniz. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ umulur ki şükredenlerden, şakirinlerden, Rabbinize karşı vermiş olduğu nimetlere mukabil olaraktan şükredicilerden olasınız. Evet o sayılı günler var ya, mağdudat, eyyamen mağdudat, bir önceki ayetten devam ile. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık bir delili olarak, Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır o ay. Burada Rabbimiz Ramazan'ı ay olaraktan tesmiye ediyor, isimlendiriyor. Yani Ramazan'da esas olaraktan ay hesabıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı, o sayılan günleri, mağdudatı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz, tekbir etmeniz ve şükretmeniz içindir buyuruyor Rabbimiz. Evet, ayet-i kerimede Rabbimiz böylece Ramazan ayını o sayılı günlerde insanlar için bir hidayet kaynağı olan o Kur'an'ı,
o beyinatı. Çünkü Efendimizin de hadis-i şerifte buyurulduğu gibi el halalu beyinun ve haramu beyinun. Helal da bellidir, haram da bellidir. Yani helal ve haram gayet zahir olaraktan, açık olaraktan belli olduğunu ifade etmekte. Bu ayet-i kerimenin nüzulü ile, sebebi nüzulü ile, inmesine sebep olan konu ile ilgili olaraktan tefsirlerde birçok raviler, rivayet ediciler, birçok rivayet noktalarını nakletmişlerdir. Hepsinin de ortak noktası aynı. Bunlardan birisinde Seleme bin Ekva'dan rivayet edildiği üzere biz Resulullah'ın ilk dönemlerinde bulunduğumuz zaman diyor, dileyen oruç tutuyor, dileyen ise bir fakiri doyurma fidyesi vererek oruç tutmuyordu. Nihayet sizden kim Ramazan ayına erişecek olursa onu oruçla geçirsin, ayet-i kerimesi nazil olmuş oldu. Bir rivayette Muaz bin Cebel'den rivayet edilir ki, Resulullah Medine'ye geldiğimle beraber Aşure gününde ve her ayın 3 gününde oruç tutmaya başladı. Sonra aziz ve celil olan Allah, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılarak, ey iman edenler, oruç size farz kılındı buyurdu. Bu dönemde oruç tutmaya gücü yeten bir insan, dilerse oruç tutuyor, dilerse bir fakiri doyurarak orucu yiyordu. Sonra aziz ve celil olan Allah, sizden kim Ramazan ayına erişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta olur veya yolculukta bulunur da oruç tutamazsa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Ayetini nüzul etti, inzal edip indirdi. Ve sağlıklı ve mukim olan kimseye oruç tutmayı Rabbimiz böylece farz kılmış oldu. Ancak oruç tutmaya gücü yetmeyenler, mariz veya seferi olanlar, yaşlılar için fidye verip orucu yiyebileceklerine ruhsat vermiş oldu. Evet, yine müfessir sahibi Kadı Beyzavi'nin beyanı veçiyle Resulullah'ın Ramazan'ın 1. gecesi İbrahim Aleyhisselam'ın suhufları ve 6. gecesi Tevrat ve 13. gecesi İncil ve 24. gecesi Kur'an Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına nazil olup indi diye buyurmaktadır. Böylece bu ayetin genel olaraktan tahliline, yani genel olaraktan geniş bir şekilde tafsilatlı olarak incelemesine gelince, ayet-i kerimede hüda ifadesi geçti. Ki Bakara suresinin baş taraflarını anlatırken, özellikle 2. ayeti anlatırken aslında çok detaylı yönlerini ele almıştır. Özet ile ifade edecek olursak, hüda ifadesi Kur'an bir hidayet idi. Ve o Kur'an Cenab-ı Hak tarafından bir hidayet olaraktan, hüda olan, Furkan olan, Rabbimizden inmiş olan birer beyinat idi. Açıklanmış hakikatler idi. Burada hüda, hidayet etmek, doğru yola getirmek, bir insana yol göstermek, yolu açmak manalarına gelir ki bir manada insanların bu dünyadaki hayatlarında onlara rehberlik etmek, doğruyu ve hakikati, gerçeği, istikameti o insanlara göstermektir. Bu manada Bakara suresinin 2. ayeti kerimesinde Rabbimiz bunu hüden lil müttakin diye tesmiye etmişti. O Kur'an müttakiler için bir hidayet kaynağı diye buyurmuştu. Ve yine Rabbimiz Bakara suresinin bu okuduğum ayetinde de hüden lin nas diye buyururken, diğer taraftan Bakara 97'de ise hüden ve yübeşşiru lil müminin diyerekten müminler için bir hidayet ve bir beşaret olduğunu, bir müjde olduğunu ifade etmiş. Böylece Kur'an'ı Rabbimiz hüden diye, hidayet diye, hidayet kaynağı diye tesmiye etmekle Kur'an tamamen insanlar için bir yol göstericidir. İnsanlara hakkı hakikati açık ve zahir bir şekilde göstermektedir diye buyurur. Kur'an'a gelince, Kur'an'ı da çok geniş detaylı ifade etmiştik ama en azından özetleme babında, tahattür etme, hatırlama babında şunu da ifade ederiz ki, Yusuf suresinde de buyurulduğu üzere Arapça olaraktan Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayı içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 12 yılı Mekke'de, 11 yılı Medine'de olmak suretiyle 23 yılda ikmal edilmiştir. En başta Fatiha suresiyle başlayıp en sonda Nas suresiyle bitip en uzun ayeti
ki tefsirini yapmış olduğumuz Bakara suresinin 286 ayetinden müteşekkil olan Bakara suresi, en kısa suresi ise Kevser suresi. En uzun ayeti ise ileride inşallah geleceğiz, Bakara suresinde bulunan müdayene ayeti olmuş oluyor. Ayetler böylece sureler Mekki ve Medeni olmak, Mekke'de ve Medine'de nazil olmak, Mekke'de nazil olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tamamen daha ziyade umumiyetle kuvvetli ihtimalle imana taalluk eden meseleler iken, Medine'de inen Kur'an'ın ayetleri ise daha ziyade muamelata yönelik, aynen şimdi oruçta olduğu gibi uygulamaya yönelik, amele yönelik meseleleri ihtiva etmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olaraktan hükümleri ve içerisinde bulunan birçok özellikleri İsra suresinin 6. ayeti, Ra'd suresinin 30. ayeti, Müzzemmil suresinin 4. ayetinde onun özelliklerini rahatlıkla bulabiliriz. Kur'an-ı Kerim tertil üzere ve tilavet olmak üzere, okunmak üzere, yani adeta aheste aheste, güzel bir şekilde, adeta sağanak sağanak yağmurun rahmet olarak inmesi gibi, denizden incilerin aheste güzel bir şekilde adeta çıkarılmasındaki o hassasiyet gibi. Kur'an-ı Kerim'de bu manada bu özellikler içerisinde okunmasından dolayı bu ad da verilmiş olmaktadır. Yine Bakara suresi 97, Nahl suresi 102, Şuara suresi 193. ayette de beyan ifade edildiği üzere Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce kalbine adına Ruhul Emin dediğimiz veya Ruhul Kudüs diye de ifade edilmiş olan Cibril tarafından indirilmiş olmaktadır. Nitekim İsra 105, Zümer 28. ayetlerde de ifade edildiği üzere demek ki Kur'an Efendimiz'e inzal edilmiş, okunmak üzere, yaşanmak üzere inzal edilmiş olmaktadır. En'am suresi 93, Ahkaf 8, Hakka 44'ten 47'ye, Yasin 69. ayetlerde de dile getirildiği üzere Kur'an-ı Kerim, kafirler Kur'an'ın Allah tarafından indiğine inanmadıklarına bir Cenab-ı Hak burada bir intibaha gelmek için bir uyarı içerisinde bulunmuş, onları bu konuda sakındırmış. Kesinlikle ve kesinlikle haşa bir kahin sözü, bir sihir olmadığını Rabbimiz beyan etmiş olmaktadır. Yine Vakıa suresi 80. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir ismi de tenzildir. Birçok isimleri vardır ki onu detaylı zikretmiştim ben. Bir ifadesi de tenzildir. Yani bir nazım içerisinde, bir nizam ve intizam ve denge düzen içerisinde Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz'e indirilmiş olduğunu bu ayet-i kerimede ifade etmiş oluyor. Bakara suresinin 2. ayetinde başta da söylediğimiz üzere Rabbimiz biz onu Arapça bir Kur'an olaraktan indirdik buyuruyor. Onun için Kur'an Arapça olarak indirilmiş. Kur'an'ın Türkçe yazılışını okuyabilir kişi ama o elbette ki Kur'an yerine geçmemiş olur. Çünkü o tamamen insanın kendi diliyle, yani inmiş olduğu şekliyle değil de başka bir dille, ki bu aynen tercüme gibi, meal gibi, baş bir çeviri gibi, başka bir dildeki çevirinin okunmuş olmasıdır. Bunu da kişi öğrenmek amacıyla, yani haşa tabii ki o konuda da çok detaylı zamanla da ifade etmeye çalışacağız. Namazda okunmamak veya Kur'an'ın bizzat misli olaraktan aynen yerine geçmemek suretiyle kolaylaştırmak amacıyla, insanlara öğretmek amacıyla, bu konuda faydalanmak amacıyla o çevirisi veya Türkçe karşılığı veya başka bir İngilizce gibi, Almanca gibi vesaire dillerdeki karşılığı şeklindeki çevirisiyle öğrenmek amacıyla yazılabilir. Onda bir beis yoktur. İstifade edilebilir. Ama bizzat Kur'an'ın yerine geçmez. Çünkü Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an'ın değerlendirilişi ancak şu anda indirilmiş olduğu Arapça haliyle Kur'an, o şekliyle Kur'an olmuş olmaktadır. Evet, yine Kur'an, Fussilet suresinin 3. ayet-i kerimesinde de buyurulduğu gibi, ayetleri açıklanan, müjdeleyici ve uyana Arapça bir kitap olarak indiği yine Fussilet 3'te de belirtilmiş oluyor. Evet, hükümleri ihtiva ediyor. Arapça hükümler olarak Kur'an'da zikredilmiş oluyor ayetler. Ra'd suresi 37. ayette bu manada da ifade edilmiş. Orada da Kur'an'ın hususiyetleri, özellikleri içerisindeki hükümleri, kıstasları beyan edilmiş olmaktadır. Evet, Kur'an tamamen beyan, hakikatleri ifade,
Yani tamamen hiçbir gizliliğin kalmayacağı şekilde insanlara bu dünyada rehberlik edecek tüm hakikatleri ihtiva etmiş olmaktadır ki bununla alakalı olarak İsra suresinin 88. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki haydi bunun Allah'tan indirildiğinde şüpheniz varsa Allah'tan başka bütün güvendiklerinizi çağırınız. Hatta insanlar ve cinler bir araya gelerek de bunun hatta bunun tümünün de değil tek bir suresinin hatta tek bir sure derken Bakara gibi uzun olmasın kısa Kevser suresi gibi bir suresinin mislini getiriniz ki bunun örnekleriyle tarihte benzerini yapmaya çalışanların ne kadar maskara olduklarını bizzat temsilleriyle yaşanmış örnekleriyle de sizlere daha önceki sohbetlerimizde de geniş detaylı bir şekilde de ifade etmiş bunu dile getirmiş olmuştuk. Evet Kur'an bir kitaptır. Kitabın hususiyeti takdir edersiniz ki kitaplar okunmak içindir. Mektup, kitap aynı köktendir. Kur'an da ilahi bir mektuptur, ilahi bir kitaptır. Böylece Cenab-ı Hak tarafından okunmak amacıyla bir furkandır. Furkanın anlamı aslında el-fariku beynel hakki vel batil. Hak ile batılı birbirinden ayrıcı manasına Kur'an'a Furkan manası da verilmiş olmaktadır. Nitekim Ali İmran suresinin 4. ayeti bu manadadır. Kalpleri ve gönülleri aydınlatması açısından Kur'an bir nurdur. A'raf suresi 157'de. Müttakiler için hidayet kaynağıdır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi hem bu ayette hem Bakara 2'de. Aynı zamanda Kur'an-ı Azimuşşan bir zikirdir. Hicr 9. ayette olduğu gibi. Ve aynı zamanda Kur'an'ın ismi de zikir olup 58. Ali İmran ayetinde olduğu beyan edildiği üzere. Ve Kur'an-ı Kerim birçok ifadesiyle kendisini insanlara yapmış olduğu etki, demin dediğimiz gibi aydınlatması yönüyle nurdur. Hakla batılı ayırması yönüyle furkandır. Yol göstermesi yönüyle de bir hidayet kaynağı olmuş oluyor Kur'an-ı Azimuşşan. Evet Kur'an'ın birçok hususiyetleri, Kur'an'ın birçok özellikleri söz konusudur. Kur'an Allah tarafından ve bizzat koruma altındadır. İnna Rabbimiz buyuruyor ki o Kur'an-ı Azimuşşan'ı, o Kelamullah'ı, onu biz indirdik. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ve elbette ki o Kur'an-ı Azimuşşan'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz. Allah izzetiyle biz ifadesini kullanırken azametini ve büyüklüğünü bütün kainatın sevkinde olaraktan bizim haricimizden biri gelip de onu tahyir edecek, tebdil edecek, değiştirecek değildir. Tamamen o bizim korumamız altındadır diyerekten Rabbimiz bunu beyan etmiş olmaktadır. Evet Kur'an-ı Azimuşşan böylece Kıyamet suresinin 17. ayetinde işte öyle. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir diyerekten toplanmasını bir araya getirilmesini ve kıyamete kadar demin de ifade ettiğimiz gibi korunmasını Rabbimiz böylece tekeffül etmiş olduğunu da bizzat ifade etmiş olmaktadır. Evet aziz seyirciler Kur'an-ı Kerim'de Şehr-i Ramazan demiştik. Ramazan ayı. Kur'an-ı Kerim'de ay ifadesi çeşitli şekillerde geçer ki ay bu genel olaraktan 29 veya 30 günden meydana gelmiş olan zaman dilimine genel verilmiş olan aydır. Kur'an-ı Kerim'de ay ifadesi çeşitli şekillerde geçer. Mesela Ramazan ayı şimdiki okuduğumuz Bakara 185 veya haram aylar Bakara 217, 30 ay ifadesiyle Ahkaf suresi 15, 2 ay ifadesiyle Mücadele suresi 4, Hac ayları ifadesiyle Bakara 197, 4 ay ifadesiyle Bakara 234, 3 ay ifadesiyle Talak 4. ayeti kerimede böylece ay hesabının Kur'an-ı Kerim'de geçiş şeklini Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Peki ay nedir? Şehr ifadesi. Şehru Ramazan ellezi. Ramazan ayı. Peki acaba ay nedir? Ayın ifade ettiği mana nedir? Niye aya şehr ifadesi kullanılmış? Manası nedir? Çünkü çok kullanıyoruz ama hakikaten belki de şimdi ifade edeceğim bu şekilde manasının olduğunu da belki birçoğumuz da bilmiyor idik. Şehir aslında şöhret manasından da gelir. Şehir, şöhret, meşhur olma gibi aynı kökten gelen Arapça ifadeyle, yazılış ifadesiyle aynı kökten mastar olaraktan gelmiş olmaktadır. Asıl anlamı
bir şeyi ortaya çıkartmak manasına gelir. Şer, meşhur olmak, yani ortaya çıkmak, görünür olmak, bilinmek, tanınmak manalarına gelmiş olmaktadır. Mesela bundan dolayı kılıcı kınından çıkartıp gösterdi manasında şehre seyf ve aynı zamanda sehre seyf de denilebilir. Kılıç ortaya çıktı, meşhur oldu, göründü, zuhur etti anlamlarında bu kullanılmış olur. Veya genel olaraktan harp aletlerinin ortaya konulup teşhir edilmesine de bu manada silahların teşhiri manasında teşhiri silah şeklinde de bu manada da kullanılmış olur. Şimdi bu manada kelimenin kullanılmasındaki bir hikmet de gökyüzünde görülmüş olan aya ve bu ayın görünüp ışık verir bir hale gelmesi ve nihayet tekrar kaybolup ortaya çıkması suretiyle oluşmuş olduğu bu zaman diliminden dolayıdır ki buna şehr ifadesi kullanılmış. Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı veya genel ifadeyle şehr ay ifadesi kullanılmış olmaktadır. Astronomlar, gökbilimle uğraşmış olan insanlar da ayın güneş ile iki kavuşma arasındaki geçen süresine bu ayı adını vermiş olmaktadırlar. Bizi tabii bu manada ilgilendiren hem Ramazan ayının ay hesabı olarak zikredilmesi hem de daha sonraki ifadede de beyan edeceğim üzere hilalin görülmesi. Çünkü Efendimizin de hadislerde buyurulduğu üzere orucun başlama ayı hilalin görülmesi, bitirilmesi, bayrama başlanılması yine hilalin görülmesiyledir. Çünkü Ramazan hesabı, hilal hesabı olduğu için ona inşallah bir nebzecik de olsun değinmeye çalışacağım. Ondan dolayı hilalin görülmesi veya başlangıçta da sonuçta da görülmesine göre Ramazan başlamış ve ona göre bitmiş olmasından dolayı o iki süre arasındaki zamana Ramazan ayı ifadesini kullanmış oluyoruz. Böylece hilal nazarı itibara alınmayarak aynı zamanda 30 günlük süreye de şehir adı genel olaraktan verilmiş olmaktadır. Şehir ve Ramazan birbirinin mütemmimi, birbirini tamamlayan iki esas olmuş olmaktadır. Yani böylece ay ortaya çıkıyor. Bu ayın ortaya çıkmış olması içerisinde bulunmuş olduğu Ramazan'ın da ortaya çıkmasını tetiklemiş oluyor. Onu da bir derece göstermiş oluyor. Bu tabii Ramazan ayı için böyle olduğu gibi bütün aylarda, aylar içinde geçerli olaraktan durumu belirgin olmuş olduğu, herkesçe bilinmiş olduğundan dolayı böylece mesela diyelim ki Ramazan ayına Ramazan ayı, Muharrem'e Muharrem ayı veya bizim kullandığımız Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos gibi aylara da belirgin olarak bu aylar ortaya çıktığı içindir ki bir önceki ay bitip bir sonraki ay ortaya çıktığı içindir ki bu aylara şehir ifadesini vermiş oluyoruz. Yine aslında gündelik hayatımıza da girmiş olan bir uygulamadır. Takdir edersiniz ki mesela şöyle. İnsanlar kendi hayatlarını düzenlemek amacıyla, mesela ne gibi memurdur, borcunu ödemek amacıyla veya oruç tutmak amacıyla veya haccını yapmak amacıyla, dini emirlerini yerine getirmek amacıyla insanların bilmelerini sağlayan, ihtiyaç duymuş olduğu zaman dilimi olduğu içindir ki bundan dolayı şöhret bulmuş olduğu, açığa çıkmış olduğu o gün ve zamanlara, günlerin toplandığı zaman dilimlerine de ay adını vermiş oluyoruz. Evet, hilal de doğup göründüğü için şehir diye isimlendirilir. Demin de ifade ettiğimiz gibi bu ad da ona verilmiş olur. Böylece ayet-i kerimedeki tahlil etmiş olduğumuz şehr-i Ramazan ifadesindeki şehir manası bu şekilde ay ifadesinin gelmiş olduğu noktaları da ifade etmiş oluyor. O halde peki Ramazan ne? Dün de bir nebzecik ifade ettiğimiz gibi Ramazan bu ayet-i kerimede güneşin fazlaca kızışması, kişiyi yakmış olması, yakıcı olması, güneş ışığının şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasından dolayı buna Ramazan adı verilmiş olmaktadır. Kızgın toprağa da Ramazan ifadesi verilebilir. Veya koyun sürüsünün kızgın güneşin altında otlaması, yaşaması, yine ciğerleri susuzluktan, kurumadan dolayı da, ondan sonra filan kişinin güneşin altında geyik avlamasından dolayı da Ramazan geniş kapsamlı olaraktan, kelime tahlili olaraktan bütün bu manalara da gelmiş olmaktadır. Hatta ok ve taş içinde kullanılır. Mesela ayet-i kerimede Enfal suresinin 17. ayetinde وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Buradaki Rama ifadesi. Rama ifadesi Ramazan ek almış.
Buradaki atmak manasına da gelmiş. Efendimiz'e öyle buyurur. Attığın zaman onu sen atmadın. Efendimiz bir avuç toprak alıyor, müşriklerin yüzüne atıyor. Her bir müşriğin gözüne bir avuç toprak girmek suretiyle inhizama ve hezimete uğruyorlar. İşte oradaki rama, vama, rameyte, iz rameyte, velakinnallah rama. Üç kere geçmiş olan bu rama ifadesi, Ramazan kökü aynı kökten gelmiş oluyor. Atmak manasına da geliyor. Yine bu kelimenin iftira atma manasına da gelir. Mesela eşlerini zina ile suçlayanlar, Nur suresi 6. Kadınları zina ile suçlayanlar, Nur suresi 4. Bu manaya, hedefe atmaya, iftira atmaya, atmak manasına da Ramazan ifadesi kullanılmış. Böyle geniş bir manası da söz konusu olmuş olmaktadır. Ancak biz bunu tabii genel olaraktan en sık müstamel olan, yoğunlukla kullanılmış olan mana Ramazan deyince bildiğiniz gibi tamamıyla o oruç ayı, o zaman ve süresi akla gelmiş olmaktadır. Evet, sefer konusu dünkü ayette de İyyâmen Mâdûdât ayetinde de ifade ettiğimiz gibi bu ayette de çünkü sefer ifadesi geçiyor. İslamiyet kolaylık dinidir. Ayetin sonunda da beyan edildiği üzere Allah zorluğu dilemez. Allah insanlara haşa imtihana koyup da o insanları taşıyamayacakları o yükü insana yükleyip de hadi ondan sonra sen bunu taşı, taşımaman halinde ben seni nasıl cezalandıracağım, cehenneme atacağım, seni cezalandıracağım diye haşa Cenab-ı Hak böyle tehdit etmiyor. Rabbimiz kimseye vüsatinin ve kapasitesinin üzerinde bir yük yüklemiyor. Mesela şunu diyor, namaz konusunda hiçbir surette terk etmeyeceksin ölüm hariç. Ama ayakta kılamıyor musun? Otur. Oturarak da mı kılamıyorsun? Yat. Yatarak da mı yapamıyorsun? Gözünle ima yoluyla dahi olsun. Aklın devre dışı olmadıkça, hayatın tamamen gitmedikçe, şuurun yerinde olduğu sürece ima ile dahi olsa yap. Dünkü anlattığım örnekte de kişi, yani yaşlı, gençleşmesi mümkün değil. Bu durumda maddi durumu da yok. Ya fidye verecek 8,5 milyon her gün oruç için veyahut da onu da yapamıyorsa en asgarisi bu 8,5 milyon üstünü arttırabilir, arttırabildiği kadar. Yani 10 da yapabilir, 20 de yapabilir, o kişinin kendi takdirine bağlıdır. Ha, bu durumda verecek durumu yoksa bile Cenab-ı Hak diyor ki sen benim yanımda çocuk mesafesindedir. Çocuk nasıl ki yükümlü, sorumlu değil ise, onun üzerinden yükümlülük, mükellefiyet kaldırılmış ise, bu durumda olan yaşlının üzerinden de bu yükümlülüğün kaldırıldığını ifade etmiş oluyor Rabbimiz. Seferin bir manası, bunun da çok manaları var, açmak manasına da gelmektedir. Mesela neden açmak? Bunun manasını biz de biraz açalım. Mesela kişi bulunduğu yörede, bulunduğu memlekette, hani bazen insan evde de sıkıldım diyebiliyor ya, biraz açılayım diyor, dışarıya çıkıyor. Ha, bu bazen şehir evlerinde de olabilir. Bazen insan evinde bu durumu yaşadığı gibi şehirde de olabilir. Ha, bu manada yolculuk insanların genel durumlarını, huylarını açmış olmasından dolayı da sefere sefer adı verilmektedir. Onun için Efendimiz seyahat edin, sıhhat bulun demesindeki bir manada o. Çünkü bu seyahat insanın bir derece bazı açılımlara, rahatlamalarına sebep olmuş, huylarının da değişimine, düzelmesine sebep olmuş olduğundan dolayı bu ad da verilmiş oluyor. Hatta süpürgenin, kişinin evini süpürürken, süpürgenin etrafta bulunan tozları, toprakları süpürüp açması veya insanın iki kişi arasına giren düşmanlığı ortadan kaldırması, anlaşması, anlaşmazlığı giderip açması, diğer bir ifadeyle savaş durumunda olan insanların barışını sağlayıp sulhu meydana getirmiş olması veya genel olaraktan sefirler dediğimiz iki devlet arasındaki açılımı sağlayan kişilere de açılımı gerçekleştirdikleri için onlara o sefir manası da verilir veya ışığı, aradaki karanlıklığı giderip de ışığın vermesine sebep olan bir ortamı açmaya da sefer, sefir, sefer kökünden gelen mana verilmiş olur. Bu yönüyle de sefer geniş manası itibarıyla bir açılımı da ifade ediyor. Sabah için de kullanılır. Yani gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı arasındaki açılımı yapmış olduğundan dolayı mesela sabah aydınlandı manasında orada da bu kullanılır. Bu da aynı kökten gelmiş olur. Yani lafız ve o lafızların gelmiş olduğu kalıplar ve manalar
Bu manada yaşanan normaldeki aslında dünya hayatındaki uygulamalardan alınmış olan göstergelerden dolayı bu adı vermiş oluyoruz. Mesela bir bayanın yüzünde bulunan bir peçeyi kaldırmasına da bu ad verilir. Sefer adı, bu açma manası ona da verilmiş olur. Bu konuda hatta büyük bir bildiğin olan Ezheri şöyle bir açılım getiriyor. Diyor ki, yüzünün örtüsünü açtığı ve uçsuz bucaksız yollara düştüğü için yolcuya misafir. Yolcuların yüzünü gözünü açıp onların huylarını ve gizli hallerini ortaya çıkardığı için de yolculuğa sefer adı verilmiştir ifadesini kullanmış oluyor Zühri. Demek ki kelime anlamı itibarıyla bu şekilde seferin manası bir açılımın ifade ettiği mana olmuş oluyor. Evet, ayet-i kerimede yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Yürüt ifadesi, irade etme, dileme. Burada Allah'ın iradesinden önce genel olaraktan irade konusunda biraz açarak ifade edeyim. Allah özellikle ve özellikle insanın iradesine kainat çapında bir değer veriyor. Allah katında kainat kadar en önemli bir mesele varsa o da doğrudan doğruya insanın iradesidir. Allah insanın iradesini çok önemsiyor. Adeta kendi külli iradesini insanın cüz'i iradesinin peşine takmış. Adeta insana diyor ki Cenab-ı Hak, sen cüz'i iradenle neyi istersen ben de külli irademle onu yaratırım. Yani benim tabiri caizse külli iradem senin cüz'i iradene tabidir. Sorumluluğumuza, mükellefiyetimize, yükümlülüğümüze taalluk eden noktadadır. Yoksa bütün kainat çapında Allah dilemedikçe kimse dileyemez. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Ancak Allah diler. Allah'ın iradesi asıldır ve esastır. Ama sorumluluk ve yükümlülük konusunda Allah insanın iradesine çok önem veriyor. Her şeyi, tüm neticeyi ve sonucu insanın iradesine göre Rabbimiz şekillendirmiş oluyor. Dileme, isteme, arzu etme, tercih etme gibi anlamlara da geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade, irade ifadesi, yürid ifadesi, bu çokça kullanılan ifadelerdendir. Şöyle biz de genel olarak bir nazar edeceğimiz zaman şunu görürüz ki, aslında bir yönlendirme de var. Mesela bundan dolayıdır ki otlak bulmak için develeri götürüp getirdi. Develeri götürüp getirdi otlak bulmak için. Yani bu manada bir otlak bulmak, otlak arayan kişiye de bu manada bu irade ifadesi verilmiş olmaktadır. Mesela kadın teenni ile yavaş yavaş yürüdü manasında da mesela bu irade ifadesi kullanılabilir. Veya sürme çekilen manasında o kökten de türetilip yavaş hareket etti manasına da kullanılabilmiş olur. Onun için iradenin de geniş olaraktan kapsamlı bir manası olup bir şeyin ardında koşturmak manasına da gelmektedir. Bir insanın bu manada bundan dolayı isteği, dilemesi, umudu, umuttan dolayı oluşmuş olan gücü, takatı bu gibi manaları da ifade etmiş olmaktadır. Buna iradeye aynı zamanda belki de en çok gündeme gelen nokta itibarıyla insanın nefsinin irade edip yöneldiği, isteyip elde etmeye çalıştığı, peşinden koşturduğu şey manasına da irade kullanılmış. Bu manada da nefsin meyli olaraktan, nefsin istekleri olaraktan da dile getirilmiş olmaktadır. Böylece Cenab-ı Hak yapılmasını istediği veya istemediği şeyler konusunda insanın tamamen tercihini ortaya koyaraktan o alternatiflerden en uygun olanı, benim de orada irademin olduğu noktayı tercih et, seç diyerekten Rabbimiz bu manada iradeyi kullanmış olmaktadır. Ama Allah için irade kullanıldığı zaman başlangıç ifade etmez. Allah için iradede sonuç önemlidir. Yani Allah irade ettiği zaman haşa insan gibi olmaz. İnsan bir şeyi irade eder ama o olmaz. Allah'ın iradesi netice itibariyle olduğu içindir ki Allah'ın irade etmiş olduğu bir şey tamamıyla tahakkuk etmiş, netice itibariyle hasıl olmuş, meydana gelmiş olan bir ifadeyi ifade etmiş olmaktadır. Onun içindir ki Allah'ın bu manadaki iradesi aslında karar vermesi, hükmetmesi manasına da gelmektedir.
Yani Allah şunu irade etti derken Allah şuna karar verdi. Allah'ın kararını ifade etmiş olur. Aynı zamanda irade Allah'ın o karar verirken de bir yandan da emretmesi manasını da ifade eder. Allah bunu şu manada emretmiştir. Emir manasına da bu zikredilmiş olur. Ki bu mesela Bakara suresi şimdiki okuduğum 185. ayet bu manada Allah'ın emrini de ifade etmiş olur. Talep manasına Kasas suresi 83'te geçtiği üzere talep manasına da gelmiş olur. İhtiyari güç bakımından olduğu gibi zorlama ve duygu bakımından da irade ifade edilir. Bu manada Kehf suresinin 77. ayetinde de vardır. İrade aynı zamanda yüz çevirme, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın 26. ayette Yusuf suresinde geçtiği üzere yüz çevirme manasında da mesela falan kişiyi şu şeyden geri çevirdim gibi manasında beni kendine o çağırdı diye Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha arasında geçen o macerada da zikredildiği gibi. Yine Yusuf suresinin 30. ayetinde vezirin karısı hizmetçisini baştan çıkartmaya çalışıyor. Burada o irade ifadesinin geçmesi gibi. Yani onu görüşünden vazgeçirmeye çalışıyor. Çıkarmaya çalışıyor ki Yusuf suresi 32. ayette de bu manada ve yine ikna manasında Yusuf suresinin 61. ayetinde de bu manada ayetlerin tahlilinde bulunulmuş olmaktadır. İslami aylar ay hesabı olaraktan Şehr-i Ramazan ellezî. İslami aylar bizim Ocak, Şubat diye ifade ettiğimiz normal gündelik aylarla beraber İslami aylar şu şekilde ifade edilebilir. Muharrem, Safer, Rebiü'l-Evvel, Rebiü'l-Ahir, Cemaziyel-Evvel, Cemaziyel-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce ayları olaraktan ifade etmiş olmaktadır. Bu ayların 30 günü geçmediği gibi 29 günden de aşağı olmayacağı, böylece 29 ile 30 gün olacağı bir hesap olaraktan hesaplanmış olmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak böylece bu ayları da ifade ederken bir yandan aslında 3 ayların ilk kandili olan Rabbimiz Regaib ile bizi adeta ahirete doğru bir teşvik ediyor. Miraç ile de aslında bizim bir yükselişimizi sağlıyor Rabbimiz. Hemen arkasından bir beraat ile inşallah arınmamızı ve Rabbimizden bir beraatı almamızı temin ediyor. Kadir gecesiyle de cennetteki makamına ulaşıp genişletme dönemlerini Rabbimiz hatırlatmış oluyor bu aylarla. İnşallah Ramazan'la da böylece Rabbimiz bir yandan günahlarımızı yakarken Ramazan'ın manası olaraktan diğer taraftan da olgunlaşmamıza bir vesile olmuş oluyor. Şimdi tabii çokça tartışılan, çok şükür bu senede olmamakla beraber geçmiş yıllarda hep kasıtlı olaraktan suyu bulandırma manasıyla çokça kalıştık sadece hilal meselesinde değil. Fitne uyumaktadır, uyandıranı Allah lanet etsin. Bu manada geçmiş yıllara kadar baktığımız zaman hakikaten fitne sürekli bir şekilde uyandırılmaya çalışılmıştı. Kur'an Efendimizin ifadesiyle uyandıranlara Allah lanet etsin. Bu konuda peki Ramazan ayı hilalinin ülkelere göre doğuş yerlerinin farklı oluşuna itibar edilir mi meselesini biraz izah edeceğim. Ancak şunu ifade edeyim. En sağlıklı olaraktan diyelim ki Diyanet takviminde oruç ne zaman girdi? Diyelim ki 20'sinde girdi. Bitti. Ne zaman bayram edilecek falan gün. Orucun girişiyle çıkışında takvim hesabı olaraktan belirtilmiş. Bu konuda buna itibar edilip sağlıklı olaraktan uygulayıp fitneyi uyandırmamak. Efendimizin, meleklerin, insanların, cinlerin, Rabbimizin lanetini üzerine celbetmemek için Müslümanların şu temiz sularını bulandırmamak gerekir. Ki zamanla bu da aslında göründü. Meğer belli oldu ki belli bir merkezden kasıtlı olaraktan, sosyolojik bir uygulama olaraktan toplumu karıştırmak, toplumun midesini bulandırmak, daha da önemlisi başta insanları bu dinden, bu inançtan, bu imandan, bu amelden, ibadetten, oruçtan soğutmak amacıyla birileri bir merkezden sürekli bir şekilde toplumu tahrik etti. Dengesiz insanları piyasaya ortaya sürerekten toplumun dengesini bozmaya çalıştı. Ki bu artık bugün belgeleriyle ortaya çıkmış. Biz de inşallah fazla zihinlerinizi bulandırmamak üzere bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Artık bunu amalar bile gördü.
Artık bunu sağırlar bile duydu. Artık bunu kıt akıllı olanlar bile rahatlıkla anlayabildiği içindir ki meselenin detayına girip malumu ilam etmemeye de çalışacağım. Bu konuda imamların bu manada mezhep imamlarının görüşleri doğrultusunu biraz açaraktan ifade edeyim. Mesela Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre ülkelerin doğuş yerlerinin farklı oluşuna itibar edilmez. Bir ülke halkından bir veya daha çok insan Ramazan ayı hilalini görür ve haber verip bütün ülkelere ulaşırsa hepsinin oruç tutması böylece onlara farz olmuş olur. Çünkü Şevval Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruç tutunuz, Şevval ayı hilalini gördüğünüz zaman da bayram ediniz buyruğu ümmetine umumi bir hitap olmuş oluyor. Yani böylece Ramazan ayı hilalini görmüş olması tüm ümmet üzerine bir vecibe uymuş olmasını gerektiriyor. Diğer taraftan İmam-ı Şafii'ye göre ise Ramazan ayı hilalini her şehir halkının ayrı ayrı görmesi lazımdır diyor. Bir şehir halkının Ramazan hilalini görmesi diğer şehir halklarına teşmil edilemez. Bu husustaki geniş bilgi geniş olaraktan fıkıh kitaplarında mevcuttur. Ben de bir hatıramı bu konuda anlatacağım. 1978 yılında İstanbul'da İslam ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan ilmi bir toplantıda Ramazan ve bayram hilallerinin dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir hale gelmesine dayalı hesaplar ve buna uygun takvim yapılmasına, ayrıca özel rasathanelerden gözetleme yapılarak hesabın kontrol edilmesine karar verilmiştir. O günden itibaren bu kararlara uyan ülkeler arasında birlik hasıl olmuştur. Kararlara ve bunların dini, ilmi gerekçelerine katılmakla beraber bu kararlara uymayan ülkelerde ise bazı yıllarda hesaba göre dünyanın hiçbir yerinden hilalin görülmesinin mümkün olmadığı zamanda görme iddialarına dayalı ilanlar yapılmaktadır. Türkiye'de yaşayanlara, alınan kararlara titizlikle uyan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine uymalarını, etrafı dinleyerek kafalarını karıştırmamalarını biz de burada tavsiye ediyoruz. 1980 yılıydı. Ben o zaman imamdım. Adıyaman'dan şey olaraktan Bolu'ya hizmet içine 35 günlüğüne gitmiştik. Orada şu anda emekli olan Diyanet İşleri eski başkanı Tayyar Altıkulac'ın Arabistan'a giderekten şahit olduğu bir olayı o zaman biz broşürlerini de alınan bütün bu kararların sayfalarca onlarca sayfa doğrultusunda o kararları da biz orada detaylı bir şekilde konuşmuş, dile getirmiş, okumuştuk. Orada garibime giden bir durum oldu. Hatta kendileri de böyle arada bir ifade edebilirler. Sayın Tayyar Altıkulaç o zaman bizim Diyanet İşleri Başkanımızdı. Ben o zaman imamdım. Şu garip olay anlatıldıydı. Türkiye'den Sayın Tayyar Altıkulaç teklif ediyor. Arabistan'a gelin beraber en yüksek tepeye çıkalım, gözetleyelim. Biz diyor çıktık, onlar pek kabul etmedi diyor. Biz çıktık, gözetliyoruz diyor. Orada biz sabaha kadar baktık diyor, göremedik diyor. Onlar dediler ki efendim biz gördük dediler ve başladılar. Burada garip olan, çok garibime giden bir nokta şuydu. Rasathanenin başındaki görevli dedi ama idi. Ne kadar garip. Rasathanenin gözetleme müdürü, yöneticisi ama idi. Ama olan yani gözü görmeyen bu kişi gözetleme rasathanenin böylece müdürü olan o kişi ne derece sağlıklı bir iş yapar, bir karar verir. Varın siz takdir etmiş olun. Fazla meselenin de detayına o manada gitmemiş olacağım. Evet, tabii ki Ramazan'ın ayet-i kerimede bu Bakara 185 ile beraber elbette ki Ramazan'da birçok kıssalardan hisse de almak lazım. O halde biz de size bu manada sohbetimizin bu kısmını da kıssalardan hisseler ile Bostan ve Gülistan'dan, Mevlana'nın güzel sözlerinden bazı seçme sözler ile de inşallah bir tebessüme, bir düşünceye vesile olmayı da düşünüyoruz. Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür. Öküzlere ölüm günüdür. Evet, kıyamet de kopsa mümin için bir korku yok ki. Çünkü sevdiklerine bir kavuşmadır. Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. Şeytan da ateşten ya. Onun için başkasını çekemez ateş. Devamlı yemeği ister. Hatta bundan dolayı haset ateş gibidir. Mesela
Zamanın birinde idarecinin birisi böyle hasut olan, çok çekememezlik durumda olan birisini duyunca onu çağırıyor. Bunu bir imtihan edeyim diyor. Bak evladım diyor. Dile benden ne dilersen, ne dilersen vereceğim. A'sından Z'sine ne kadar, kaç kese altın istersen, şimdiki ifadeyle söyleyelim. Kaç daire istersen, araba istersen, ne istersen vereceğim. Ama bir şartla. Sana verdiğimin iki katını komşuna vereceğim. O komşusunu çekemeyen o kişiyi bu şekilde imtihan ediyor. Adam düşünüyor, Allah Allah. Ya bana ne verilse komşuma iki katı veriliyor. Bana ne verilse komşum iki katına sahip oluyor. Hasut ya, çekemez ya. Allah ıslah etsin. Diyor ki, efendim diyor, ne olur diyor, benim bir gözümü alın diyor. Netice belli. Yani komşusunun da iki gözünü alacak. İşte hasutluk, çekememezlik aynen ateş gibidir. Hem kendisini yakar, hem de komşusunu, bir başkasını yakmış olur. Haset evvela haset eden insanı yakar, kül eder ve bitirir. Ondan sonra başkalarını da bitirmiş olur. Efendim, eşeğe katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek inciyle denizin varlığından da şüphe eder. Haberdar değil. Ha ona inci boynuna takmışsınız, ha da nal takmışsınız. Arasında bir fark yoktur. Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Oruç tutmak güçtür. Çetindir ama Allah'ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından elbette ki daha da iyidir. Ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder. Değil mi? Ay geceye niye sabrediyor? Kendisi parlak. Ya geceye sabredilir mi o karanlığa Allah aşkına? Ama öbür uçta aydınlık var. Öbür uçta sabah var. İşte sabahın hatırına ay, gecenin o karanlığına sabretmektedir. Gülün tıpkı dikene sabretmesi, güle güzel bir koku vermesinden dolayıdır. Yine aslanın sabredip pislik içerisinde beklemesi de onu ne yapar? Onu deve yavrusu ile doyurur. Çünkü deve yavrusu sürüden ayrılacak, o da onu avlayacak ve yiyecek, doyurmuş olur. Bir kısa müddette o pislik içerisinde beklemiş olsa bile. Zühd içerisinde olan zahidin kıblesi, lütuf, kerem sahibi Allah'tır. Tamahkarın, açgözlü olan insanın kıblesi ise elbette ki altın torbasıdır. Evet, ecel gelirse kargı zırhı delermiş. Erdebil şehrinde demir pençeli bir yiğit yaşardı bir zamanlar. Okunu sapan demirinden bile geçirirdi, öyle güçlüydü. Kepenekli bir adam çıka geldi onunla dövüşmek için. Korkusuzluğu ve gücüyle dünya yıkabilecek biriydi bu. Behram gür gibiydi savaşta. Omuzunda yaban eşeğinin derisinden bir kemen taşıyordu. Erdebilli adamı görünce yayını gerip onlarca ok fırlattı. Fakat birini bile tutturamadı. Adam Rüstem gibi atıldı önce. Kemendini attı ve Erdebilli'yi kıskıvrak yakaladı. Çadırına sürükledi. Kanlı bir hırsızmış gibi ayaklarını boynuna bağladı. Erdebilli'nin gözüne uyku girmedi utancından. Sabah, kepenklinin adamlarından biri, okla demiri delen bir cengaverdin sen, kepenkliye nasıl yenildin diye sordu o güçlüye. Yanağından yaş süzüldü, Erdebilli'nin hüzünlendi. Eceli gelenin artık yaşayamayacağını bilmiyor musun dedi. Öyle ya. Eceli gelince en güçlü olan insan da yıkılıyor değil mi? Allah Allah. Rahmetlinin hiçbir şeyi yoktu ya. Nasıl yıkıldı, nasıl devrildi, ne kadar da sağlamdı, sağlıklı sıhhatliydi yahu deriz ya. İşte ecel gelince, bu da kendisine gerçi güzel bir tekellüflü bir tevil de olsa, en azından böyle bir tevile girmiş oldu. Rüstem'e karşı savaş dersi verebilecek biriyim ben. Bahtımın kolları güçlüyken kalın demir okuna keçe gibi geliyordu. Şimdi ikbal yok avucumda, uçup gitti.
Bu yüzden okumun karşısında keçe demirleşiyor, delinmez bir hal alıyor. Ecel gelirse kargı zırhı delermiş. Eceli gelmeyenin gömleğinden hiçbir kargı geçemez. Ecelin kılıç çektiği kimse kat kark zırh giymiş olsa bile çıplak sayılır. Zamanın kendisine arka çıktığı, talihi yaver kişiye ise çıplak iken satır vursalar işlemezmiş. Bilgin ne kadar çalışırsa çalışsın, ecelden canını kurtaramaz. Ömrü olan cahil de ne denli önemli davranırsa davransın, ölmezmiş. Evet, yine bir bu manada ibretli bir ders de şudur. Nefsin isteklerini izleme. Beden semirdikçe ruh güçsüzleşirmiş. İnsanı aşağılık durumlara nefsi düşürürmüş. Nefsin istediği her şeyi yiyecek olursan, zaman seni birçok isteğinden geri bırakır. Mide tandırını durmaksızın yakmak, yokluk gününde bela getirir. Obur kişi mide yükünü bulamayınca, gam yükünü taşımaya mecbur kalır. Bollukta midesini küçültenin, darlıkta yüzü solmaz. Midesine kul olan çoğu zaman utanılası hallere düşer. Çok yiyen öküze acınmaz denir onun için. Çok yiyen çok uyur. Öküz gibi semiren eşek gibi insanların mihnetine uğrar denilmektedir. Evet, demek ki oruçtaki bir manada düşüncenin devreye girmesidir. Mide boş oldukça zihin çalışır, zihin harekete gelir. Bakınız Mevlana diyor ki, birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana. İçinde müjde verici bir inci vardır. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerine koymaktır. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka bir yere koymak demektir. Hiçbir kafire hor gözle bakmayın. Müslüman olarak ölmesi umulmaktadır çünkü. Şu deredeki su kaç kere değişti? Yıldızların akisleri ise hep yerlerinde durmaktadır. Yol kesenler olmadıkça, lanetlenmiş şeytan bulunmadıkça, sabırlılar gerçek erler, yoksulları doyuranlar nasıl belirir, nasıl anlaşılır ki? Demek ki kötünün kötülüğü aslında iyinin iyiliğinin anlaşılması içindir. Gecenin oluşu aslında hep gündüze olan hasretin bir ifadesi değil midir? Şeytanın olması meleklere rahmet okutmuyor mu? Peygamberlere, iyi insanlara rahmet okutmuyor mu? Efendim, son olarak anlayış edep şehirlilerindedir. Ziyafet garip konaklamakta köylülerde. Bir edep mahrum bahşet ez lütfu Rab demiş. Edepten mahrum olan her şeyden mahrum olur. Efendimiz de eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni en güzel bir surette edeplendirmiş. Edebin en güzel suretini öğretmiş. Edep sınırdır, huduttur, haddir ve haddini bilmektir. Bu duygu ve temennileriyle hepinize Allah'a ısmarladık.